Vay canına, bu da ne? Yeni kavaya okul malzemeleri. İlk fikir için bir kalem ve çatal alalım. Çatalın dişlerine yün saralım. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Şimdi de küçük bir parça yün alalım. Ve sardığımız yünü ortasından bu şekilde bağlayalım. Şimdi de keskin bir makasla yünü iki tarafından keselim. Ve kabarık hale getirelim. Pomponu çataldan çıkaralım. Fazlalıkları keselim. Şimdi de birkaç parça keçe alalım. Ve keçelerden böyle parçalar keselim. Bunları birbirine yapıştırıp gözler, kulaklar ve burun yapalım. Miau! Ne şirin bir kedi. Şimdi de kalemi alalım. Ve pompon kediyi silikonlayalım. Ek yerini köpük kağıtla saklayalım. Ne kadar tatlı. Böyle bir şeyi nereden satın alabilirim ki? Satılık değil, özel bir aksesuar. Şimdi de bir bardak ve köpük lastik boru alalım. Tüpü bu şekilde ikiye keselim. Bir kenarına pembe dalgalar çizelim. Kalanı sarıya boyayalım. Borunun ikinci kısmına da aynı şeyi yapalım. Boya kuruduğunda borunun yarımlarını alalım ve bardağın etrafına saralım. Birincisi ve ikincisi. Silikonla kesik yeri birleştirelim. Bu donatlar lezzetli görünüyor. Gözler ve gülümsemeler ekleyelim. Kalemliğimiz hazır. Yenilebilir olmadığını biliyorum ama yine de yenecek kadar iyi görünüyor. Nam nam nam. Şimdi de birkaç renkli keçe parçası alalım. Sarı ve turuncudan parçalar keselim. Bu şekilde katlayalım. Ve aralarındaki kısma bir fermuar silikonlayalım. Parçaları ikiye katlayalım. Ve kenarlarından yapıştıralım. Basit bir makyaj çantası yapmış olduk. Şimdi de onu süsleyelim. Bir kızarmış kenar yapıştıralım. Sosisler ekleyelim. Biber ve zeytinler. Gözler ve dil. Kalem kutumuz hazır. Hayatımızda gördüğümüz en güzel kawaii kalem kutusu. Çok acıktım. Bir sonraki fikir için parlak köpük kağıda ihtiyacımız var. Arkasına bir bulut çizelim. Ve dış hattından keselim. Ön kısmına çevirelim. Gözler, gülümseme ve yanaklar yapıştıralım. Bulutu pomponlarla süsleyelim. Alt kısmına renkli yapışkan not şeritleri yapıştıralım. Bu şekilde. Bu bir gökkuşağı yağmur bulutu. Artık hatırlatıcıları yazmak çok eğlenceli olacak. Bu fikir için raptiyeler ve yumuşak kil alalım. Kili elimizde yoğuralım. Top haline getirelim. Birleştirelim. Kürdan kullanarak farklı renkte killerden çiçek yapalım. Bunu yeşil bir tabana yerleştirelim. Daha büyük olan topa birkaç delik yapalım. Gözler ve gülümseme yapıştıralım. Kaktüsümüzü raptiyeye ekelim. Kil kuruyana kadar bekleyelim. Çok basit ve farklı. Notlarımız artık kaktüsün koruması altında. Şimdi de daksil alalım. Sıkıcı görünüyor. Hadi onu geliştirelim. Orta boy bir fırçayla kırmızıya boyayalım. Alt kenarını yeşile boyayalım. Siyah noktalar ekleyelim ve şirin bir yüz. Gözlere parıltılar eklediğimizden emin olalım. Bu kawaii karpuz sıradan bir daksil kadar iyi iş görüyor. Artık neşemiz de 100 puan arttı. Şimdi de bir defter ve havlu alalım. Kumaşı kapağa yapıştıralım. Düz yüzeyli bir kumaş parçası alalım.
Bir balina şekli keselim. Bunu kapağa uygulayalım. İçine biraz oyuncak dolgusu koyalım. Ve hattının etrafına silikon sıkalım. Şimdi de farklı boncuklar alalım. Bunları fıskiye şeklinde sabitleyelim. Bir göz ve ağız çizelim. Silikon tamamen kuruduğunda geliştirilmiş defteri kullanabiliriz. Bu defter sadece not almak için değil, bu aynı zamanda bir stres atıcı pofuduk balina. Bu fikir için sıradan bir kağıt dosyası ve bir parça renkli köpük kağıt alalım. İki üçgen keselim. İki tane beşgen ve bu parçalardan üçgenleri kenarlarına silikonlamaya başlayalım. Kulakları diğer kenarına yapıştıralım ve gözleri. Yanakları da unutmayalım. Ne de olsa bu bir kawaii dosya ve küçük bir burun. Üçgen ceplere farklı malzemeler koyabiliriz. Bu tilki yıllarca bize şans getirecek. Evinizde eski bir saatiniz mi var? Harika! Numara kısmını çıkaralım ve beyaza boyayalım. Sonra silikon kullanarak plastiğe bir boynuz çizelim. Pembe sim serpelim. Boynuzu saate yapıştıralım. Kenarlarına parlak köpük kağıttan yapılmış kulaklar yapıştıralım. Ek yerini simlerle süsleyelim. Akrilik kabartmalı boyayla unicorn gözleri yapalım. Bir anahtarlık yerleştirelim. Sırt çantamızı asalım. Çok şirin. Şimdi de küçük bir kutu alalım. Desenli kağıtla kaplayalım. Kenarından küçük bir delik keselim. Bir fırça ve boya alıp çikolatalı sos damlaları çizelim. Renkli şekerlemelerle süsleyelim. Gözler, kalpler ve gülümseme ekleyelim. Deliğe küçük bir cetvel yerleştirelim. Kırtasiye malzemelerimiz için dondurma şeklinde bir kutu yapmış olduk. Çok lezzetli görünüyor. Bu dondurma gerçekten çok yararlı. Şimdi de bir kalem ve kendisi kuruyan kil alalım. Ten rengini alana kadar kil parçalarını karıştıralım. Bir top yapalım ve bastırarak yüz hatları oluşturalım. Kalemin ucuna sabitleyelim. Gözler, kaşlar ve dudaklar çizelim. Şimdi de biraz pembe yün alalım. Bir örgü yapalım. Bunu başa yapıştıralım ve yapay çiçekle süsleyelim. Örgüyü kalemin etrafına saralım. Çok benzersiz oldu. Rapunzel, sen misin? Hiç kimsenin böyle bir kalemi yok. Bir sonraki pratik bilgi için renkli yün ve bir tavşan resmi alalım. Tavşanı keselim. Yapıştırıcıyla kaplayalım. Kulaklar, patiler ve baş yapmak için yün yapıştıralım. Arkasına ince bir kurdele sabitleyelim. Ucuna yünden bir top koyalım. Boya kullanarak gözler ve bir burun çizelim. Ne kadar eğlenceli bir ayraç. Eğer bunu kitabın arasına koyarsak meraklı tavşan oradan bize bakacak. Şirin ve kawaii. Şimdi de bir kağıt tutucuya ihtiyacımız var. Bir parça kağıttan ince bir şerit keselim. Akordeon şeklinde katlayalım. Başka bir kağıttan bir yarım daire keselim. Çiçek ve pomponlarla süsleyelim. Tükenmez kalemle yarım daireye gözler ve gülümseme çizelim. Bunu kağıt tutucuya silikonlayalım. Akordeonu altına sabitleyelim. Neden hiç kimse kawaii okul malzemelerinin insanı acıktıracağı konusunda beni uyarmadı? Bu çok şirin bir kek. Şimdi canım tatlı bir şeyler yemek istiyor.
kawaii fikirlerimizi sevdiniz mi? Öyleyse hangisini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.